Gezi Parkı yaşanırken birileri camiye giriyor. Camide bir takım olaylar yaşanıyor. İşte içki şişeleri var. Öpüşme falan oluyor. Ayakkabılarla falan geziyorlar. Burada hemen lafınıza girebilir miyim? Buyurun. Bu haberler çıktığında da bunu oranın müezzini yalanladı. Hayır, yok böyle bir şey dedi. Müezzin değil, imam. İmam pardon. Ha, yalanladı, imam, yok böyle bir şey dedi. Sürüldü dendi. Söyleyeyim olayını. Onun ben videosunu izledim. Hatta bu meydandaydık galiba. Videosunu açtık. Video kayıtları da hala duruyor. Yani gerek içki şişelerin, gerek öpüşme anının, gerek işte ayakkabılarla gezmek. Bu meseleleri. Onu söyleyen arkadaş da ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı oldu. Aynı süreçte o onu söylerken oradan bir müezzin de dedi ki bunlar oldu burada. Ama işte taraflama, oradan birileri onu oradan neşterle aldılar. Bak bu adam bunu söylüyor. Ama abi video var. Hani güvenlik kamera kayıtları var, orada görünüyor. İzlediğin zaman kayıtları, ki bu kayıtlar YouTube'da da var, hadiseler oluyor. Cumhurbaşkanı burada milletin tepkisini çekebilmek için, aşağı düşürebilmek için kalktı. Ey milletim, yani bir nevi şuna geliyor iş. Siz fiziksel anlamda bir şey yapmayın. İnsanlar öfkelendi. Değerlerine saldırdı çünkü. Kalktı kendisi. Kalktı kendisi, çeşitli söylemlerde bulundu. Birileri bunu aldı, medyaya koydular. Cumhurbaşkanı milletine diyor ki sürtük. Sonra o ifade ne oldu biliyor musunuz? Tam bunu soracak. Gezi Parkı'ndan hemen sonraki o ifade döndü deprem zamanı. Orada işte provokasyon yapanlar veyahut yağma faaliyetlerinde bulunan kişilerle alakalı. Yine Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu. Sürtük ifadesi orada kullanılmadı. Orada kullanılmıştı mesela. Yine herkesle alakalı bir ifade değil. Orada o işi yapanlarla alakalı bir ifade. Birileri onu oradan aldı. Hop buraya da getirdi koydu. Buradan da devam etsin bu. Benim sormak istediğim Buyurun. Kime yönlendirildiği değil. Şimdi biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı birleştirici olmalı. Yani sadece ona oy verenlerle ilintili olmamalı. Ona oy veren kısmı. Yani sonuçta biz hepimiz Türk milletiyiz. Onun tarafından yönetiliyoruz ve hepimizi birleştirici olması lazım. Kime söylediği beni ilgilendirmiyor. Tırnak içinde söylüyorum. Sürtük, çürük, şerefsiz, namussuz. Bu şekilde zillet, illet, yani oy vermeni eleştirsin. Eleştiriye var. Siz dediniz ki hakaret. Hakareti hiç kimse kabul etmez. Kime söylediği benim için önemli değil. Bu şekilde söylemlerini doğru buluyor musunuz? Bu evet. Bir nevi halkı ayrıştırmak değil mi? Değil, değil. Kime, bakın kime söyledi? Halk da değil. Fark etmez. Bakın Cumhurbaşkanı, hani dünyada bizi temsil eden kim? Cumhurbaşkanı. Bizim, yani dünyaya gösterdiğimiz bu. Yani Türk milletini temsil eden. Bu şekilde söylemlerini doğru buluyor musunuz? Ben çok doğru bulmuyorum. Bunu birleştirici bir dil olarak da görmüyorum. Hani siyaset dedik ya, siyasetin de bir ahlakı vardır ya. Sizce bu siyasi ahlaka yakışıyor mu? Şimdi yine oraya bakalım. Birleştirme ve kutuplaştırma. Şimdi Cumhurbaşkanı burada ifadeyi kullanırken belli bir yerde Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede insanların gidip orada o hadiseyi yapanlara karşı çok ciddi şiddet eylemleri uygulayacağı bir tabloda milletin şöyle de diyebiliriz, gazını almak için ben gerekeni söylüyorum, ifadeler bunlardır, gereken de yapılacak, rahat olun mahiyetinde, çatışma çıkmasın diye bir adım. Bunu doğru bulurum. Kutuplaştırma olarak görmem. Neden görmem? Çünkü bir siyasi cümle olarak biçmiyor. Veya şu etnik grup da demiyor. Söylediği şey belli bir yerde belli bir işi yapan kişilerle ilgili. Şimdi kutuplaştırma buradan çıkmaz. Ama kutuplaştırma nereden çıkar? Ey kardeşim, işte sen hala, ey öğretmen kardeşim, sen hala AK Parti'ye oy veriyorsan ben sana öğretmen demem. Bu nedir? Bütün öğretmenlere dönük bir ifadedir. Bunu söyleyen de yanlış yapıyor. Evet. Ben bakın parti olarak ben sadece sorumun cevabı. Bunu şey söyleyen de yanlış yapıyor. İstediğimize oy verebiliriz. Ama bu üslup, yani siyasetin de hani bir ahlakı vardır ya, siyasi üslubun. Onu yapıyorsa o da yanlış söylüyor. Ama ben şunu soruyorum. Bu üslubu doğru buluyor musun? Ben doğru buluyorum. Neden doğru buluyorum? Çünkü burada devleti yöneten kişi gerekli ifadeyi kullanıp aynı zamanda kendi görevlerinden bir tanesi olan toplumu yatıştırma meselesini halletmesi lazım. Eğer Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan böyle bir şey yapıp en sert tonda bu tepkiyi vermeseydi ne olurdu konuşalım. Konuşalım. Yani daha sakin, ben bu kelimeleri kullanmadan. Mesela, tamam. Şöyle söyleyeyim. Biz sizinle burada tartışıyoruz.
kaba tabir Atak, Ben Atak bu şekilde tartışabiliyoruz. Daha sert bir üslupla da tartışabiliriz kendi fikrinizi. Şimdi bir cumhurbaşkanının kendi fikirlerini insanlara daha güçlü söylemesi için bu kelimeler dışında başka bir yolu yok mu sizce? Kendi fikirlerini demiyorum, bak tekrar oraya gidiyorum. Pardon, ya da birilerine tepki göstermek için. Hemen süreci tekrar ele alalım. Birileri bir yerde bir şey yapıyor. Süreç. Ha tamam. Yani o videosu var onun zaten. Süreci tekrar ele alalım. Böyle bir hadise oldu. Hadise o an için gündemde. Daha net bir tavır ortaya konmamış. Kimse bir şey söylemiyor. Biz o süreci ben hatırladığım için söylüyorum. Bununla alakalı Küçükçekmece'den ciddi bir kalabalık, Başakşehir'den de arkadaşlarımız vardı, görüşüp gidecektik. E şimdi biz gittiğimiz zaman ne olacak? Hani biz çıktık yola. Bahçeli evlerden de kattık 20 kişi, oradan 50 kişi. Millet burada birbirine mi girsin? Niye gerek yok? Benim kutsalıma girmiş. Orada her türlü pisliği yapıyor. Devletin güçleri burada iş farklı bir noktaya gitmesin diye ölçülü bir müdahale yapıyor ama beni tatmin etmiyor bu. Şimdi bunu böyle baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde işte bir tane çocuk ne yaptı? Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla alakalı bir hareket yaptı. Çok 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 sert tepkiler oluştu. Şimdi burada ben bir şey söylemiyorum. Niye? Çünkü sert tepki gösterilmesi lazım. Siyasetin de sert tepki göstermesi lazım ki bir toplumsal çatışmaya sebep olmasın. Şimdi burada birileri kalkmışlar bu milletin kutsalına hakaret ediyorlar. Ben şimdi bana yapılan hakareti izliyorum. Benim topraklarımda, benim inancıma, bütün milli değerlerimle de iç içe geçmiştir, ayrıştırılamaz. Hakaret ediyor. Cumhurbaşkanı, başbakan bir şey demiyor. Emniyet sakinliğini koruyor. Kusura bakmayın, orada artık vazife birazcık bize düşüyor. Ama bize düşmemesi için, işte Cumhurbaşkanı'nı siyaseten farklı bir noktaya getiren şey bu. Cumhurbaşkanı faaliyetlerinde, hizmetlerinde, çalışmalarında siyasi bir düşünceyi merkeze alarak hareket etmiyor. Böyle bir hareket biçimi olsaydı bu şahsın, şimdi Defne Hastanesi diye bir olay vardı. Şimdi hastane yapıldı orada, bitti seçimden önce de. Ona oy çıkmadı. Daha önce de sana burada çok oy verilmemişti. Başka yerler var sana çok oy vermiş. Orada bir ek hizmetleri kaldırıp oraya çek. Oradan devam et. Böyle bir anlayışla çalışma yapılmıyor. Böyle bir anlayışla çalışma yapmadığı için netice böyle olmuyor. Hiçbir AK Parti milletvekilinde, özür dilerim, belediye başkanında ben bu somut ifadeyi hiçbir zaman duymadım. Ama mesela Mersin Belediye Başkanı Lütfü'ydü galiba ismi. Lütfü müydü? Mersin Belediye Başkanı'ydı galiba. Zat şey yapıyor, gidiyor, siz bize oy vermediniz ki. Bu seçimde görürüz, ona göre sizin bu yollar yapılacaksa yapılır. Oyu veren hizmeti alır, oyu yoksa hizmet yok gibi bir anlayışla çalışma yapmadığı için ayrıştırma, kutuplaştırma. Yani Cumhurbaşkanı ile alakalı bu ifadeyi kullanan siyasi kadrolara bakıyorum. Asıl kutuplaşmanın kaynağı bu arkadaşlar. Peki dediniz camiler kutsallarımız. Evet, biz Müslümanız, camilerde ibadetlerimizi yapıyoruz. Allah'ın evi olarak geçiyor bizde camiler. O yapılan eylem size kötü geldi ki kötüdür zaten içki içilmesi. Yalanlandı, doğrudur değildir, bunu tartışmıyoruz. Bizim kutsalımızda siyaset yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Güzel bir soru. Harika bir soru. Şimdi bu soruyla alakalı bize de çok yazan oluyor. Bir şey konuşuyoruz, siyasi bir konu konuşuyoruz. Siyasi konunun içerisinde bazı dini söylemler oluyor. Oradan birisi yazıyor, siyasete dini karıştırma. Dinsiz siyaset olmaz. Bir saniye, lütfen. Sorun bu değil. Şimdi, benim...